Destek Erkan'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber seni bütün sene götürecek motivasyon videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Gerçekten sizi motive etmek istiyorum. Kendi motivasyon kaynaklarıma ve bu süreçte daha çok yapmamanız gereken, yani sizi üzecek veya motivasyonunuzu düşürecek şeyleri de söyleyeceğim. Bunları yapmadığımızda ve bazı şeyleri yaptığımızda inşallah bu sürece çok istekli ve hırslı hazırlanacağız. Ve istekli ve hırslı hazırlanmak derece öğrencinin ortak özelliğidir arkadaşlar. Ve böyle çalıştığımızda çok verimli çalışabiliriz. O yüzden bu videodaki bütün maddeleri, verdiğim bütün örnekleri lütfen özümseyin, çok iyi dinleyin. Gerekirse iki kez izleyin bazı maddeleri. Bazı maddeler gerçekten çok faydalı olacak. O şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yakın zamanda kanala Ekim ayındaki netlerim, çalışma biçimim, hallettiğim konular ve Ekim ayının en kritik noktası adlı videomuz zaten kanalda. Onun dışında okul artı dershane rutinimiz de inşallah kanala gelmiştir. Onu editlememiş olabilirim. Ve Türkiye ikincisinin programı oynatma listeleri, yani problemler konusunda, mesela hangi problemler konusunda hangi hoca daha iyi anlatıyor şeklinde, bu tarz oynatma listeleri, kanal önerileri, videoları da gelecek arkadaşlar. Ve istediğiniz videoları da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bu videolardan haberdar olmak için abone olup zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıfırıncı maddemize başlıyoruz. Sıfırıncı maddemizde kendine ne kadar güveniyorsun? 1 ile 10 üzerinden veya 0 ile 10 üzerinden puanlayalım. Ama lütfen kimse 0 yazmasın. Çünkü bu noktada 0 yazıyorsan bu videoyu izleme. 0 değiliz çünkü. Ya da en azından bu videoyu izledikten sonra 0 olmayacağız inşallah. Tek temennim bu. Şimdi arkadaşlar birinci maddemize başlayalım. Sonunu düşünme. Gerçekten sürece odaklan. Sonunu düşünen çünkü kahraman olamaz. Şimdi bu dediğimi size örneklerle anlatmak istiyorum. Arkadaşlar genelde öğrenciler bana sürekli Instagram'dan yazıyor. İşte ben şu an bu netlerdeyim. Hedefim ilk 5000. Çok uzak geliyor bana. 40 netten nasıl 110 nete yükselteceğim? Hani bu çok konularda çok geriyim. Bunu nasıl başaracağım? Hani sen bunu düşündüğünde gerçekten, veya şu an çalışmam gereken çok fazla konu var, birikti. Hiçbir şey yetişemiyorum. Dershaneye yetişemiyorum. Sen bu biriken kısma veya hedefinin zorluğuna, hedefinden uzaklığına odaklanırsan zaten verimli çalışamazsın. Bu sende stres oluşturur. Ve bunu yapmış insanlar var. Bunu yapmış insanlar bunu düşünmeden yaptı. Buna sadece o an çalıştığı konuya odaklanarak yaptı. O yüzden lütfen sonunu düşünme. Sen sadece o ana odaklan. O an o konuyu verimli anlamaya çalıştın. Tamam, onu anladın ya, tık attın. Bir sonraki ona da tık attın. Bir haftada bile o daha kadar kısmın belki bir kısmını halletmiş olacaksın. Bu bir haftada bile sonuç verecek. Gerçekten arkadaşlar ben de bu tarz bir şey yaşadım. Ben de sınav senesinde dağlar kadar biriken konularım vardı. Netlerim çarpmıyordu. Hatta benim 3 ay ders çalışmadığım bir süreç bile oldu. Ve o 3 ayın sonunda ders çalışmaya başlarken gerçekten ben de sizin hissettiklerinizi hissettim. Ya diyeceğim, başarabilecek miyim? Mezuna mı kalacağım? Ya nasıl yükselteceğim? Ben çok düştüm. Eskiden daha yüksek yapıyordum falan gibi şeyler söylüyordum. Ama bir yerden sonra arkadaşlar kendime geldim. Ve sadece o an çalıştım. Konuya odaklandım. Ve buna tık ata ata arkadaşlar devamı da geldi. Arkadaşlar ikinci maddemizde kulağını tıka. Genelde şu an aileniz tarafından, arkadaşlarınız tarafından ve bazı bilinçsiz hocalarınız tarafından, tabii ki çok nadir onlar, hocalarımıza asla laf etmeyelim. Onlar tarafından hani yapamazsın, edemezsin, böyle çalışırsan kesinlikle hiçbir yere giremezsin. Veya hani çalışma saatlerini yükseltmen lazım, bu kaynağı çözersen olmaz, şu kaynağı da çözmen lazım kesin. Veya bunu bazı YouTube kanalları da istemeden yapıyor olabilir, belki ben bile istemeden yapıyor olabilirim. Çünkü bazı videoların altına "abi seni izleyince gerildim" falan yazıyorlar. Arkadaşlar benim bunları söylememdeki amaç, mesela YKS 2023 nasıl gelecek diye bir video çekmiştim. YKS 2023'ün zor gelebileceğiyle hakkında böyle bazı yorumlarım, çıkarımlarım vardı. Halbuki ben kim, müneccim falan değilim yani. Sadece en zoruna hazırlanmanı istiyorum ve gerçekten zor gelebilir. Çünkü 2 senedir bir yığılma oluyor veya hiç yığılma olmuyor, çok zor oluyor veya çok kolay oluyor gibi. 3 senedir bir dengesizlik var. Bununla alakalı bir yorum yapmışım. Aslında amacım kötü değil, seni strese sokmak değil. Senin en zoruna hazırlanmanı istiyorum. Ve buna göre sen stres olma, yani hani bu seni şok etmesin. En zoru geldiğinde çünkü çok sıkıntı yaşayabilirsin. Ve bu noktada hani hocaların söylediği veya arkadaşının söylediği, ya benim söylediğim şeyleri bile yanlış anlama veya bazı YouTube kanallarının seni stres oluşturmasına izin verme. Kulağını tıka bazı noktalarda. Bazı noktalarda sadece verimli kısımlarına odaklan. Çünkü bu süreçte şöyle bir formül yok. Günde 12 saat çalışacaksın. Bu aralar 70 net yapamazsan sınavda 110 net yapamazsın. Yok, bu aralar 40 net yapan biri sınavda da 100, 110 net yapabilir. 100, belki 120 yapar. Belki Türkiye ilk 10'u bir kişi vardır 4 senedir, 5 senedir. Ve o 40 netten yükselmiştir. O yüzden bu tarz şeyleri asla kulağına asma. Kulağını tıka. Gerçekten sadece, yine bak, sadece yine söylüyorum, o an çalıştığın konuya odaklan. Onu iyi anlamaya çalış. Ve zaten bu dediğim iki maddeyi bile hallettiğinde sınav sürecinde bayağı önde olacaksın. O yüzden
Bu zaten sınav sürecinin arkadaşlar psikolojik kısmı %60 falan, yani %40 ders gibi bir şey yani. O yüzden bu psikolojik kısmı çok güzel halletmeniz lazım. Üçüncü maddemiz arkadaşlar kendi motivasyonlarına sarıl. Ya bu ne demek? Şimdi arkadaşlar hepinizin üniversite kazanmak veya belki herkesin üniversite hedefi yoktur. Belki sadece sıralama hedefi vardır. O seçebilme yeteneğini istiyordur. Yani o seçebilme özgürlüğünü istiyordur. Belki o yüzden çalışıyordur. Ama bu süreçte gerçekten kendinize motivasyon oluşturduğunuzda bunlar sizin bayağı işinize yarayacak. Ben de şimdi kısaca kendimkinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar benim o zamanlar bir sevgilim vardı ve onunla hani onun kazanıp benim kazanmadığım bir senaryo veya benim kazanıp onun kazanmadığı bir senaryo beni üzecekti. Ben o yüzden bir mezuna kalmamak için çalışıyordum. Bu kendim için. Bir de onun hani o kazanırsa ben mezuna kalmayayım. İkinci sebebim buydu. Üçüncü sebebim arkadaşlar ben sınav senesinde gerçekten çok verimli bir şekilde başlamıştım. Sonrasında 3 ay boyunca çok iyi çalışmıştım. 70 netten 100 nete çıkartmıştım. Bununla alakalı zaten video gelecek. 70 netten 110 nete, 100 nete çıkarttığımda sonrasında Aralık ayında arkadaşlar benim babam vefat etti ve ben hani ders 3 ay ders yaşamadım. Yani doğal olarak etkilendim bu durumdan ve hani psikolojik olarak bir toparlanamadığım bir süreç oldu. Hani bu, hatta panik ataklar falan hani bir sürü şey yaşadım o süreçte. Sonrasında zaten yavaş yavaş adapte oldum derse ve bu süreçte arkadaşlar benim motivasyonum şuydu. Hani tamam ben çok zor bir şey yaşamış olabilirim. Benim mezuna kalsam kimse bana Mustafa niye mezuna kaldın? Mustafa yapabilirdin. Mustafa kimse beni zorlamıyordu. Benim öyle bir baskım yoktu. Ama ben şey dedim. Ben mezuna kalmak istemiyorum. Bir daha bu zor psikolojik süreci yaşamak istemiyorum. Tabii o da dünyanın sonu değil. Mezuna kalıp çok daha güzel derece yapan kişiler var ama hani ben o an için bana kötü gibi geliyordu. Mezuna kalmayacağım dedim. Ben gerçekten çok iyi çalışacağım dedim. Ve ben babamı gururlandıracağım dedim. Çünkü babam benim başarıma çok önem veriyordu. Ve bu noktada gerçekten bunu başardığımı da düşünüyorum. İnşallah da başarmışızdır. Sonrasında arkadaşlar hani sizin başka motivasyonlarınız olabilir. O hani ben bilgisayar mühendisliğini çok istiyordum. ODTÜ bilgisayara giderim. Olmazsa TOBB bilgisayara giderim diyordum. TOBB bilgisayara gittim. Aslında ben yine hedefime kısmen ulaştım, kısmen ulaşamadım gibi oldu. Bu da beni hani çok motive ediyordu. Ben bilgisayar mühendisi olacağım, şöyle kod yazacağım, böyle kod yazacağım, böyle projeler yapacağım. Bunları da bir noktada uyguladım arkadaşlar. Gerçekten o anda beni motive eden her şeyi başarmış gibi hissediyorum. İnşallah darısız başınız arkadaşlar. Ve bunları hani başarabilen bir sürü kişi var. Bunlardan biri de sizsiniz. Hatta sizin belki hedefiniz, hayaliniz çok uzakta olabilir. Yani şu an 40 net yapıyorsun, senin 120 yapman gerekiyordur, 115 yapman gerekiyordur. Bunu yapan belki kimse yoktur. Ama bunu yapacak kişi sensin. Bu kendine güvenmen lazım. Hani benim de hani sınav senesinde bu kadar zor bir şey yaşayıp 3 ay hiç ders çalışmayıp derece yapan bir gördüğüm biri yok. Elbet vardır. Belki daha zorunu yapan biri vardır ama ben ilk olacağım dedim ya. Belki bu bana da çok zor geliyordu o an. Ama gerçekten başardım. Hatta ben 3400 geldiğinde arkadaşlar üzüldüm. Çünkü benim hedefimle alakalı. Ben ilk 1000 istiyordum. ODTÜ bilgisayar istiyordum. Ama yine de arkadaşlar üzüldüm. Bu ne demek? Benim gerçekten daha iyisini istediğimi, daha fazlasını da başarabileceğimi gösteriyordu. Siz de bunun daha iyisini, daha fazlasını başarabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar dördüncü maddemiz kendini kıyaslama. Hatta kendini benimle de kıyaslama. Yani ben 3 ayı vermiş, bu psikolojik süreci çok iyi yönetmiş, günde 12 saat verimli çalışmış veya bazı noktalarda 4 saat çalışıp verimli çalışmış biri olabilirim. Veya senin arkadaşın şu an 100 net yapıyor olabilir, sen 40 net yapıyor olabilirsin. Ama sonuç olarak yani Hatice'ye değil neticeye bakalım arkadaşlar. Hatice'lere odaklanmayın. Gerçekten belki neticede senin netin ondan daha yüksek olacak. Senin sürecin ondan daha dalgalı olacak ve daha güzel yürüteceksin. O yüzden lütfen kıyas yapma. Hani işin sonunda kimin nasıl olacağı hiç belli değil. Tabii ki kıyas insan ister istemez yapar. Her şeyi de yapar. Yani yeni bir araba aldığında bile ya da yeni bir ayakkabı aldığında bile herkesin ayakkabısına bakar değil mi? Ben de öyle oluyor en azından yani. O yüzden bu noktada kıyas ister istemez yapacağız ama bunlarla etkilenmeyelim. Yani kendine şunu de tamam o buralar 100 net yapıyor olabilir. Onun adına çok mutluyum. Ben de inşallah çalışıp onun gibi hatta ondan sorular sor. Yani bizim sınıfta böyle bir yardımlaşma kültürü vardı arkadaşlar. Hani 100 net nasıl yaptın? Şey diyordu yazın boyunca çalıştım. Bazıları söylemiyordu. O rekabet ortamında bilirim arkadaşlar. Bazıları söylemiyordu ama bazıları gerçekten yakın arkadaşlarımız bize yardımcı olmaya çalışıyordu. Hatta sorularımızı çözüyordu. Bize yardımcı oluyordu. Bu noktada sen de o netlere ulaşabileceksin. Hatta o arkadaşınla zaten zeka olarak veya potansiyel olarak çok bir farkın yok. Gerçekten çok büyük bir farkın yok. Sen de o potansiyeli belki daha geç ulaşacaksın ama ulaşacaksın belki de onu geçeceksin. O yüzden o kıyası yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu seni sadece üzer ve psikolojini bozabilir. Sadece buna dikkat etmeni istiyorum. Bir de arkadaşlar videonun başında kendine ne kadar güveniyorsun? 1 ile 10 üzerinden bir madde koy demiştim. Arkadaşlar bu sürecin bence altın noktası. Yani ben o 3 ay ara verdiğimde ya bu süreci yapabileceğime güvenmeseydim ve ya acaba yapabilecek miyim soru işaretiyle sürekli düşünerek çalışsaydım arkadaşlar kesinlikle ben yapamazdım. Ben kendime gerçekten çok güvendim. Daha önceki netlerime güvendim. Ben daha önce 100 nete çıkmış olabilirim. 3 ayarı verdikten sonra benim netim 70'e tekrardan düştü arkadaşlar. Bununla alakalı videolar da var. Hatta Oğuz Ceyhan'ın kanalında da var arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz.
Hani gerçekten o kadar düştükten sonra ben tamam daha öncesinde çıktım veya ben daha önce çıkmasam bile ben bu sefer çıkacağım gibi kendinize böyle inanılmaz gereksiz bir özgüveniniz olsun. Hatta gereksiz olsun. Yani ben şu an 40 net mi yapıyorsun? Bir ay sonra 100'üm. Kesin ya. Hani yapacağım, bunu yapacağım. Bunu yapan kişi ben olacağım. TT'nin mantığını anlayacağım. Çalıştığım konuların hepsinin mantığını anlayacağım. Ve çok çalışacağım. Ama bu süreçte 100 olmasa da okeyim 80 olur, 60 olur. Bu da bir yükseliştir. Kendine çok fazla güvenmen lazım. Yani gereksiz güvenmen lazım. Ben gereksiz güveniyordum. Hatta belki ben 3 ay verdikten sonra 3400 yapmanın sebebi buydu. Yani hani kendini olduğundan daha fazlasını görmek. Hatta bu konuyla alakalı çok güzel bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Oğuzhan Yıldırım diye bir arkadaşım var. Onun da zaten YKS YouTube kanalı var. Çok güzel videolar çekiyor. Bu aralarda süper izleniyor zaten. O arkadaşlar futbolu eskiden gerçekten böyle çok iyi oynamıyordu. Ortalama oynuyordu. Ama gerçekten kendine o kadar güvenir ki Oğuzhan hani bütün hayatında hatta. Gerçekten en iyisini yapıyormuş gibi güvenir ve gerçekten en iyisine yaklaşır arkadaşlar. Veya bazen bazı noktalarda da en iyisini yapar. Hani şu anki YouTube serüveninde de bence öyle. Gerçekten süper ilerliyor. Oğuzhan Yıldırım da bunun için mükemmel bir örnektir arkadaşlar. Onu da YouTube kanalında ziyaret edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar 6. maddemiz. Ben daha önce de YKS 2023 için bu hataları yapma diye bir video çekmiştim. Onu kesinlikle izlemenizi istiyorum. Bu da o maddelerden birini tekrardan size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Rehberliğe çok fazla takılma. Yani günde 12 saat çalışmam lazım. Şu programı yapmam lazım. Bu kadar dengeli olması lazım. Şubat'a kadar konuları bitirmem lazım. Haftada 2 deneme çözmem lazım. Şubat'tan sonra full deneme çözmem lazım. Ya bu hiçbiri kesin çizgilerle ayrılmıyor arkadaşlar. Tabii ki daha verimli şeyler vardır. Ama daha verimli şeyler belki senin için daha verimli değildir. Bu tarz şeylere gerçekten takılma. Sadece sen o anki konuya çok çalışmaya ve verimli çalışmaya odaklan. Bunları yaptığında gerçekten zaten birikerek ilerleyecek. Yani hani şey gibi düşün. Hani sen bunu bir anda her gün 100 lira kazanmaya çalışıyorsun. Ama 10 gün boyunca senin aslında 500 lira kazanman yeter. Sen şimdi 10 gün boyunca 100 lira kazanmaya çalışıyorsun ama aslında her gün 20 lira kazansan da okey. Yani gibi ya da ona böyle 50 lira kazansan da okey. Hani bu bir anda böyle en fazlasını yapayım, en verimlisini yapayım. Bunun istikrarlı olması çok önemli. Hem verimli hem istikrarlı hem çok olmasına da çalışabilirsin. O yüzden bu noktada eforunuzu çok fazla rehberliğe harcamayın. Yani bir anda günde 10 saat çalışacağım ama 15 saat veriminde çalışacağım diye düşünmek çok mantıksız. Sen sadece o anda çok verimli yapmaya çalış. Sonra bir sonraki anda çok verimli yapmaya çalış. Ve aralarda kendi beynini sıfırla yani. Rehberlikte özellikle arkadaşlar herkes farklı şeyleri söylüyor. Bunlardan çelişen şeyleri değil, kendinize verimli olan şeyleri almanız lazım. Rehberliğe çok takıldığınızda çok büyük sıkıntı oluyor. Zaten arkadaşlar benim koşuğum da inanılmaz disiplinli bir koşuk değil. Tabii ki her şeyin sistemi, her şeyi hazır. Gerçekten çok sistemli. Ama bazı noktalarda esnetiyoruz ki o esnetmek hem psikolojik olarak öğrencime çok yarıyor. Hem de bu süreci kolaylaştırıyor arkadaşlar. Siz de koşuk hakkında bilgi almak için arkadaşlar destekalyks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Ama benim kontenjanım dolu. Diğer koçlardan bilgi alabilirsiniz. Diğer koçlar hatta Türkiye üçüncüsü falan var. Gerçekten çok güzel bir sistem kurduk arkadaşlar. Sizi bekliyoruz. Bir de arkadaşlar her şeye rağmen başar maddemiz. Bu gerçekten benim hayatım boyunca uyguladığım benim motivasyon mottom. Hani bu zamana kadar yaşadığım her şeye rağmen ben başaracağım. Sınav serisinde yaşadığım o zor sürece rağmen veya şu an arkadaşlar hani çok zor bir süreçten çıktım sonrasında toparladım. Onlara rağmen başaracağım. Hani bana ayağımı çelme takmaya çalışan veya hani hak ettiğim gibi davranmayan insanlara rağmen her zaman bir motivasyon, her zaman bir rağmen lafını bulurum arkadaşlar hayatımda ve ona rağmen başarmaya çalışırım. Sizin de arkadaşlar bu süreçte çok zor şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Ailenin sağlık sıkıntısı, ailenlerden kötü olabilir veya odaklanamıyor olabilirsin. Bütün bunları çözüp başaracağına ben %100 eminim. Umarım sen de her şeye rağmen başarabilirsin. Close your eyes.